Herkese merhabalar. Keratin bakımı yapacağız diye söz vermiştim. Şimdi keratin bakımını yapacağız. Haşın tengil feri keratinini kullanacağız. Ve bununla bakım yapacağız. Şimdi keratin bakımının amacı nedir? Keratin bakımı niye yükleri seçe? Şimdi saç zamanla kendi bünyesinde bulunduğu keratin de aşınma yapar. Ve kullandığımız açıcılar, kimyasallar, boyalar saçı aşındırır. Saçın yüzeyinde bir aşınma oluşur. Yani pul tabakasında bir aşınma oluşur. Ve aslında keratin bakımının amacı saçta bir bu pul tabakasında aşınan yüzeyde bir dolgu görevi görmektir ve oluşturmaktır. Yani saçın aşınmasının daha fazla aşınmasının önüne geçmektir. Amaç budur. Keratin bakımı pul tabakasında işlem gören, dediğim gibi bir dolgu görevi görür ve saça bakım yapabilir. Şimdi keratin bakımını uygularken öncelikle saçı yıkayacağız. Daha sonra ilacını süreceğiz. Saçı yıkarken Insight'ın tuzsuz şampuanını kullanacağız. Yine aynı şekilde işlem bittikten sonra da yine Insight'ın daha sonrasında da saça daha yumuşaklık ve parlaklık kazandırmak için mutlaka aynı zamanda saçın bu maskeler biliyorsunuz maskeyi uyguladığınız zaman özellikle renklendirmeden sonra saçın pul tabakasını kapatır ve rengin dışarıya atmasını önüne geçer. Şimdi keratin normalde yapısı itibariyle biliyorsunuz sert bir yapıya sahiptir. Normalde çok sürekli uygulanan bir işlem değildir keratin bakımı. Ama o yüzden mutlaka maskelerden destek almak zorundayız ve saç maskesi kullanmak zorundayız. Aynı zamanda da kimyasal işlem görmüş sonrası için şampuan olarak geçiyor bu. Yani bu tuzsuz şampuanlardan, içeriği doğal şampuanlardan da mutlaka kullanmak zorundayız. Keratinimiz ödül almış bir üründür. Yani doğal içerik ödül almış bir üründür. Ve bununla şimdi biz uygulama yapacağız. Şöyle çıkartalım keratini. Gösterelim. Gördüğünüz gibi cam şişede. Şimdi bunun bakımını yapacağız ve neticeyi de hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle yıkayacağım. Yıkama aşamasını çekmek istemiyorum. Buraya gerek yok yıkama aşamasına. Ve yıkadıktan sonra da keratini uygulayıp işleme başlayacağız. Evet, şimdi hassas terazimiz, ilacımızı, keratinimizi bunun içine dökeceğiz. Bir 40 gram yetecektir bu saça. Keratini sürerken çok dibe getirmenize gerek yok. Dibe yani saç derisine değmemesi lazım. O yüzden çok değdirmeyin. Saça keratini boca etmenize de gerek yok. Hafif hafif az az sürdüğünüz zaman zaten o alacak saç. Sağ olun, teşekkür ederiz. Keratin bakımı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Haşın tengil feri keratinini kullanıyoruz. Aynı zamanda YouTube'a video çekiyoruz. YouTube'da bunu izleyeceksiniz. Keratin bakımı nasıl yapılır? Nasıl uygulanır? Bunları göreceksiniz. Cila yapmak istiyorum. Çok koyu değil ama orta bir sarı açılmış dörtlüğe cila. Elimde selektif 7.01, 900 ve 0.31 var. Nasıl kullanabilirim? Yok şey, altın küllü olarak mı geçiyor acaba 0.31? Selektifi kullanmadığım için onun renklerine çok hakim değilim. O yüzden bilemiyorum ama şimdi 7.01 biraz koyu bir renk. Onu 900 ile karıştırıp uygulayabilirsiniz 7.01'i. Açık kumusar olarak geçiyor. Direkt 0.31 mi? Hı. Ama açık kumusarsa onunla da direkt cila yapılabilir ama yani 0.31 olunca şey oluyor daha çok. Yoğun bir renk oluyor. Yoğun olduğu için de kullanırken dikkatli olmak zorundasınız. Bekleme süresi, karışım oranını ayarlamanız lazım. Yani aslında o şey altın küllü. Kum rengi olarak geçiyor ama altın küllü diye geçiyor aslında. Valla renklerin karışım oranları aslında YouTube kanalını izleseniz orada daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Çünkü fazlasıyla bilgi paylaşımı videosu var. Renklerin karışımı, mix tonları anlattık. Mesela bir gün önce
dündü senlerim yüklediğim video. Bir gün önce mikstonların nasıl kullanılacağını, karışım oranlarına da hafif değindik. Yani o videolar keşke izlense, aslında kafanızda çok soru işareti kalmaz açıkçası, ama YouTube kanalını izlerseniz orada birçok karışım oranı, formül, birçok şeyi görebilirsiniz. Teşekkürler, hoş geldiniz. Saçın bir bölümü beyazlamışsa nasıl açmamız gerekli? Bir farklı bir soru var. Saçın bir bölümü beyazlamışsa öncelikle koyu olan bölümü açmak gerekiyor. Evet, ilacı keratini sürdük. Şimdi saçı kurutacağız ve preslemeye başlayacağız. Preslerken de preslemenin mantığını anlatacağım. Yani presleme nasıl yapılır? Her saçta ısı aynı mı olmalıdır? Isı presin ya da düzleştiricinin ısısı, ısı derecesi ne olmalıdır? Hangi saça göre ısıyı uygulamalıyız? Bunu da anlatacağım. Ve şu anda kurutacağız saçı. Kuruttuktan sonra da dediğim gibi preslemeye başlayacağız. Daha sonra da zaten şeyi göreceğiz. Neticeyi hep birlikte göreceğiz. Evet, bakımımızın presleme aşamasına geldik. Önce fönle bir kuruttuk. Hafif bir düzeltme yaptık fönle. Şimdi preslemeye geçtik. Şimdi preslemede önemli olan şey şu. Biz burada bakım için bir işlem yapıyoruz. Keratin bakımı. Yani Brezilya fönü düzleştirme işlemi değil. Şimdi benim düzleştiricim, birçok düzleştirici de öyledir. 230 dereceye kadar buradan numaralandırılır. Derecesi var daha doğrusu. Şimdi biz eğer bakım yapacaksak bakımı en fazla 150-170 dereceyle yapmamız lazım. Presi 170 dereceyle ve çok ince tutamlar almamıza gerek yok. Brezilya fönünde olduğu gibi, mesela Brezilya fönünde bir tutamı, ince bir tutamı en az 8, minimum 8 kez preslemeniz gerekiyor. 8 kez presledikten sonra o düzlüğü sağlayabiliyorsunuz. Ama bakımda öyle değil. Bakımda kalın tutamlar halinde alıp daha düşük ısıda, mesela ben şu anda 170 dereceyle yapacağım preslemeyi. Çünkü dediğim gibi bizim amacımız saça bakım yüklemek, keratin yüklemek, düzleştirme işlemi yapmak değil. Hatta bir şöyle söyleyeyim, bu da düzleştirecek midir? Mutlaka bir miktar bir düzlük verecektir, onu söyleyelim. Şimdi öncelikle tarağımızı presin önüne koyuyoruz, gördüğünüz gibi. Bu yeterli olacaktır. Yani 170 derece hem saça zarar vermiyor. Şunu da söyleyeceğim. Brezilya fönü yaptığınız zaman diyelim ki size yıpranmış bir saç geldi. Şimdi saç yıpranmış halde geldiği zaman, saç kritik durumda, siz gene buna Brezilya fönü yapmak istiyorsunuz. Şunu söyleyeyim, ilaç yakmaz saçı. Yani şu kullandığımız keratinler saçı asla yakmaz. Keratinlerin böyle bir yakma özelliği yok. Çünkü keratinlerin içinde yakacak, saçı parçalayacak bir durum söz konusu değil. Bir de ayrıyetten dediğim gibi keratin ürünleri artık eskisi gibi de değil. Çünkü eskiden formaldehit falan çok yüksekti. Artık onu daha minimuma indirdiler. Hatta bazı keratin markalarında yok. Dediğim gibi mesela Haş Tengilfri de doğal içerik ödülü almış bir keratindir. Keratinler yakmıyor. Ne yapıyor? Yüksek ısı yakıyor. Mesela siz yıpranmış bir saça 230 dereceyle Brezilya fönü yapmaya kalkarsanız saçı mahveder, parçalarsınız. Yine bunun bir şikayeti geldi bana. Geçenlerde bir müşteri geldi ve saçını Brezilya fönü yaparken hamur gibi olduğunu, çok feci şekilde yandığını söyledi. Normalde aslında dediğim gibi bunu yapan Brezilya, gerçi kullanılan ilacın kalitesi, içerindeki kimyasal da çok önemli ama yine de Brezilya fönü bu kadar zarar vermez. Ama yüksek ısı saçı mahveder. Çünkü Brezilya düzleştirme yaparken az önce de söylediğim gibi bir tutam saçın üzerinden 8 kere presleme, minimum 8 kere preslemeniz gerekiyor. İnce bir tutam üzerinden. Şu anda ben 170 dereceyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi duman dahi çıkmıyor. Yani fark ettiyseniz en ufak duman dahi çıkmıyor. O kadar olur, o kadar olur. Şimdi müdahale geldi, biraz çıktı diye de o kadar olur diyorum ben de. Öyle değil mi? Sevgili takipçilerimiz, o kadar olacak yani. Kamerayı da beğenmeyin.
Biliyorum. Videonun rallı. Bakın ilaç saçtayken bile gördüğünüz gibi fark edebiliyorsunuz. Yani değişim gerçekten ciddi anlamda fark ediliyor. Şunu da söyleyelim, bu keratinin günlerce beklemesine gerek yok. Şimdi saçı presledik. Bizi presledikten sonra bir 15-20 dakika bekleyip saçın soğuduktan sonra saç, ondan sonra saçı durulayabiliriz. Şampuan yok, sadece durulama işlemi yapıyoruz, o kadar. Şimdi bu zaten bütün işlemleri çekmeye çalıştık ama öncelikle saçı bir temizliyoruz. Yani arındırıyoruz. Önce arındırıcı şampuanı var. Onunla güzelce bir arındırıyoruz. Daha sonra havluyla saçın ıslaklığını alıyoruz. Saça nemliyken keratini uyguluyoruz. Keratini uyguladıktan sonra fönle kurutup bir fırçayla düzleştirme yapıyoruz. Sonra 170 dereceyle presleme yaptık. Çünkü biz keratin yükleme işlemi yaptık. Brezilya fönü değil. Bu aşamayı da anlattım aslında ama tekrardan bahsedelim. Eğer yıpranmış bir saç varsa Brezilya fönü yapacaksanız işlem görmüş yıpranmış saçlara yüksek ısıyla Brezilya fönü yapmayın. Isısı yani düzleştiricinin ısısı 230 deyip 180-190 derece olmalı. Eğer keratin yüklemesi yapıyorsanız 160-170 derece idealdir. Çünkü amacımız düzleştirmek değil, bakım uygulamak, saça keratin yüklemektir. O yüzden o dereceler idealdir. Saça keratini çok sık yapamayız. Keratini sürekli yapamayız. Sürekli keratin olmaz. Eğer biz keratini sürekli çok sık aralıklarla yaparsak gene saça zarar veririz. Saçı kuruturuz. Saçı sertleştiririz. O yüzden keratinden sonra mutlaka nem bakımları uygulayarak saçtaki dengeyi sağlamak ve saçtaki bu canlılığı kalıcı hale getirmek ve saçı daha parlak göstermek. Yıkama aşamasında şöyle. Kesinlikle şampuan kullanmıyoruz. Durulamaya sadece bol suyla durulama yapıyoruz. Daha sonrasında Insight'ın maskesi var. Saç maskesi. Ürünle şeyli, entegreli bir maske. Onu uyguluyoruz saça ve daha sonrasında da bir fön çekilip işlemi bitiriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Biz keratin bakımı yapıyorsak bakım saçta günlerce beklemesine gerek yok. Çünkü biz presleme yöntemiyle zaten keratini saça nasıl desem entegre ediyoruz, saça yüklemiş oluyoruz. Saçın o pul tabakası zaten hasarlı kısımları keratin oraları dolgu şeklinde kapatmış oluyor ve saça bakımı bu şekilde yapmış oluyoruz. Yani bir gün, iki gün, üç gün beklemesine gerek yok. Üç gün üst üste preslemenize de gerek yok. Brezilya fönleri de artık böyle. O yüzden işlemi bu şekilde yaparsanız gayet güzel sonuçlar alırsınız. Şu anda bizim aldığımız sonuç gibi tıpkı. Pırıl pırıl bir saç çıktı ortaya. Evet, işlemimiz bu kadardı. Çekeceklerimizi, anlatacaklarımız bu kadar. Eğitim videolarını izlemeye devam edin. Gelecek, gelmeye de devam edecek. İzleyin lütfen eğitim videolarını. Çok fazla bilgilendirici videolar var kanalda. Bu videoları, kanalı biraz inceleyerek bu videoları bulup izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla.